Assalomu alaykum. Biz tuzgan haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasiga birlashish uchun imzolar berish va yig'ish ishlari jadal ketyapti. Shu munosabat bilan 3 ta masala haqida to'xtalib o'taman. Birinchidan biz mana shu partiya tuzish va partiyaga birlashish uchun imzolar berish bo'yicha qanday huquqlarga egamiz va konstitutsiya bilan va boshqa qonunlar bilan qanday kafolatlanganligi haqida gapiraman. Ikkinchidan kecha badduo qilishlaringizni so'rovdim. Bugun haqiqatdan ham itlarga aylanishibdi. Bu haqida gapiraman. Va uchinchidan mana bu itlar odam qiyofasidagi cho'chqalar darajasiga ham tushib, har xil fitnalarni tuhmatlarını gelgüsüde teşkil kılışı mümkün. Şu anda fikirlerimle eğitemem. Biz bana partiye tüzdük. Partiye indi birleşişin imzalar yığı yapmış. Ho, partiye tüzüş, partiye birleşişin imzalar biriş. Konstitutsiya bilen kafolatlangan mı? Haqiqatan konstitutsiya bilan kafolatlangan. Mana konstitutsiyaning 34-moddasida shunday deyilgan. Konstitutsiyaning 34-moddasi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va jamoat birlashmalariga uyushish ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas deb yozib qo'yildi. Siyosiy partiya tuzish va unga birlashish amaldagi konstitutsiyaning 34-moddasi bilan mustahkamlab qo'yilibdi. Biz shunday huquqqa egamiz. Mana endi referendumga chiqarilgan konstitutsiyada aynan o'sha 34-modda 39-modda etib hech bir o'zgarishlarsiz qoldirilgan. Imzo berish bo'yicha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bor. Mana qonunning 6-moddasi. Siyosiy partiya tuzish. Siyosiy partiyani tuzish uchun kamida 8 ta hududiy subyektda, ya'ni viloyatda, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrida yashayotgan hamda partiyaga birlashish istagida bo'lgan kamida 20 ming fuqarolarning imzosi bo'lishi talab etiladi. Konstitutsiyaning 34-moddasi bilan siyosiy partiya tuzish huquqlarimiz kafolatlangan ekan. Birlashish bu partiyaga huquqlarimiz kafolatlangan ekan. Hukumat va birorta organ yoki ularning mansabdor shaxslari partiya tuzuvchilarini partiyaga birlashish uchun imzo beruvchilarning erkinliklariga, haq-huquqlarini kamsitishi, to'siq qo'yishi qat'iyan man etilgan konstitutsiyada. Shu tuzilgan siyosiy partiyani Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazish uchun mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 6-moddasida yozib qo'yibdi-ku, kamida 20 ming nafar fuqarolarning imzolari bo'lishi shart deyapti. Mana bizning huquqimiz. Endi bu imzolar yig'ish jarayonida imzolar beruvchilarga biror bir to'siq, bosim bo'lishi qat'iyan man etilgan konstitutsiyada.
34. maddesi. Yine de anıqroq aytilgan ki siyasi partiyalar to'g'risidagi qonunning 5. maddesi. 5. madde siyasi partiyalar faaliyetini kafolatlari. Devlet siyasi partiyalar hukukları ve kanuni menfaatleri muhafaza etilişini kafolatlaydi. Ustavda belgilen öz maksatları ve vazifelerini bajarışları için ularga teng hukuki imkoniyatlar yaratib beradi. Davlat hokimiyati ve boshqaruv organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning ve ular mansabdor shaxslarining siyosiy partiyalar ichki ishlariga aralashishlari yoxud agar faoliyat qonunga hamda o'z ustavlariga muvofiq amalga oshirilayotgan bo'lsa, ular faoliyatiga u yoki bu tarzda to'sqinlik qilishlari man etiladi. Deb yozib qo'yilgan. Mana ko'rdilaringiz. Konstitutsiyaning 34. moddasi bilan kafolatlangan bizning huquqlarimiz partiya tuzish va imzolar berish. Mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 6. moddasida kamida 20 ming imzo partiyaga birlashuvchilarning bo'lishi shart va Adliya vazirligiga topshirishi zarur deb qo'yibdi qonunda. Va aytib qo'yibdiki, shu siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 5. moddasida agar partiya qonunlariga va o'zining ustaviga amal qilib biz ta'sisimizda ustavni qabul qildik. Faoliyat qilayotganmiz. Davlat organlarining u yoki bu korxona muassasa tashkilot rahbarlarining organ rahbarlarining partiyaning ishiga ichki ishiga aralashishi man etiladi deyapti. Agar shunday partiyaning ichki ishiga harakatiga to'sir qo'yilsa, qonunda belgilangan tartibda shunday bosim o'tkazuvchilar jazolanishi ko'zda tutilgan. Biz qonunlarga qat'iy amal qilib, ta'sisimizda qabul qilgan ustavimizga, bu bizning partiyaning ichki qonuni, bu ustav qat'iy amal qilib mana imzolar yig'ayapmiz, partiyaga birlashish uchun vatandoshlarimiz imzolar beryapti. Agar shu yo'lda biror bir hukumat organlari, hokimiyat, mahalla, DXX, prokuratura, ichki ishlar, milliy gvardiya, u bu yoki siz ishlayotgan joydagi korxona, muassasa, tashkilotning rahbarlari to'sib qo'ysa, qo'qsa, sizdan savol javob qilsa, g'ayri qonuniy maqsadlarda, g'arazli maqsadlarda qonun bilan qat'iy jazolanishi shart. Qonun talabi bu. Lekin imzo berish, imzo yig'ish jarayonida har xil mana shu harakatlarni qilish mumkin. Partiya ro'yxatdan o'tishiga qarshi turuvchilar tomonidan. Sizni agar biror bir idoraga, organga chaqirishsa, qo'ng'iroq qilib yoki odam yuborib, aslo bormang. Siz talab qilingki, menga chaqiruv xati yubor. Chaqiruv xatida qaysi organga, qaysi xonaga, kimning oldiga, soat nechiga boraman? Imzo qo'yilib, muhr qo'yilgan bo'lsa, ana unda qonuniy bo'ladi, borish mumkin. Agar telefonda chaqirsa, kelib keting deb, u unaqa og'zaki gapini ana oilasiga aytsin. Uning og'zaki gapi yoki telefonda yoki odam yuborganligi bu g'ayri qonunga zid harakat hisoblanadi. Shuni unutmasin. Ikkinchidan, sizga kelib u yoki bu idoradan, organdan yoki chaqirib shu partiyaga imzo berish ishlariga sizni chalg'itmoqchi bo'lsa, bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, masalani qo'ying. U kimligidan qat'iy nazar. Kimligidan eng yuqori lavozimdagi shaxs bo'lsa ham aytingki, mening partiyaga
Birleşiş için imza verişim ya ki imza yığışımız Konstitusiyanın 34. maddesi bilen siyasi partiler doğrusundaki kanunun 6. maddesi bilen kefaletlengen ben hukuklarımla amelge aşırayım ben. Eğer bu hukuklarımda kim tosırlık kılıp koyup menge basım ötkez maksum olsa hani siyasi partiler doğrusundaki kanunun 5. maddesine göre kanunun cezasını alış gerekti. Şimdi sen benden soramak için aldın sen menge bana konstitüsyenin 34. maddesi bilen benim hak hukuklarım imza verişim, partiyaya birleşim kafaletlengen. Sen konstitüsyenin 34. maddesini tanımıyman karşıman deyip yazıp verdin. Hud düşündüğü siyasi partiler doğrusundaki kanunu tan almıyman. Onun 5. 6. maddelerini umumun tan almıyman ve karşıman deyip yazıp bir. Ben şu partiyaya birleşimden terk etemem. Kanı kayırdan kilerekeni yazıp veriş. Bu kimliği de katli nasıl? En yukarı derecedeki şahıs bu seyir. Kanı şundayı mesele koyun. Hiç şahiden kimiydi yazıp veriş. Bana birinci mesele. Hemimizin hukukumuz partiye tüzüş, partiye birleş hukuklarımız kandı. Konstitusiyanın 34. maddesi bilen hazır referendumga çıkarılgan Konstitusiyanın 39. maddesi bilen siyasi partiler doğrusundaki kanun bilen kanunun 6. maddesi bilen kim bizge imza veriş, imza yığış işlerimizge tosuk, gav olmak için olsa Konstitusiyanın 34. maddesi kursatılgendik siyasi partiler doğrusundaki kanunun 5. maddesi de kursatılgendik kanuni cezasını alışı zarar. Demek hiç kimden, hiç bir organdan, idareden, şahıslardan hiç çözümün. Bu bizim hukuklarımız. Kefaletlenen. Kanunlar bilen, konstitüsiye bilen. Kim basım ötkezemen dese kanun bilen cezalanış gerek. Bu millet, vatan, bu Özbekistan terakkiyatına hizmet kıladigan. Bu Özbekistan terakkiyatına hizmet kılaman de maksat koyup partiye tüzgen ve şu partiyaya birleşe etken şahıslarını partiyası. Kim tosuk koyamam gavbısı o terakkiyat düşman. Halk millet haini buladı. Onu keçe ettim. Bunda gayri kanuni hareketlerini sadır etedigenlerini cahil hainler bir yabanı buladı. Şunday hareketlerini sadır etse bana tırıklığı da bilip koysun. İkinci mesele, bana keçe dedim ki, bana şu telefon rakamları ilan kılınken, teşkili komuta azalarıya, partiyanın teşebbüskarlarıya, siyasi faallarının telefon rakamlarıya özlüksüz, yaşırın yani skriti, telefonlardan kongrak gelip, birinciden, bu insanların asabını buzuş, muazenetten çıkarış. İkinci de, bana şu imza verir bir şey ya ki imza yığıcılar kongrak kılıp, o ya ki bu meselede soramazsın degen maksatta kılını yaptı dedim. Şunu için bana keçirem. Kançalık menge ağır olmasın, hayatımda ilk var, baddua kılıçlarınızı soradım. Ha bugün, aynı o şeyler, hakikat dedim, bedduadan ki tört ayağını hürüvçi itlerge eğlenişti. Bana hazır sizlerge delil ispatını korsetemem. Keçe yapık yani skriti telefonlardan kongrak kılıp
jim turgan bo'lsin, mana bugun ochiq telefonlarda mana menga qisqa vaqtda bir yarim soat o'tar o'tmasdan bir 30dan ko'proq qo'ng'iroq bo'ldi. Ben bu açık rakamlar, bunların hepsi, bunların ekranına koyuşu mümkün idi. Lekin bu insan kıyafasındaki itler, başka fitneler ne? Amalga aşırışını maksat kılgen bu düşün. Ben eğer ben bu rakamların hepsini ekranına koysam, bunlar YouTube'ya, benim kanalımda şikayet kiritişine mücellengen bu düşün mümkün. Bizim rakamlarımızı ilan kıldı dedim. Şunun için bana koyalım. Şimdi joylarda siyasi faallere bana kod düşündüğü kılıp bu telefonlarını anıklayan ve screenshot kıp alıyan bana olayetlerdeki siyasi faaller bunlarını screenshot kılıp alıp rakamlarını hemmesini bana menge anıklayaptı. Biz terkimizde mutakassilerim yeterli. Bana hemmesini anıklayaptı. Anıklayın. Şimdi barcha menga ve siyasi faallarga qo'ng'iroq qilib qanaqa hurayotganligini eshitasiz. Mana eshitasizlar bu açık telefon raqamlaridan kelayotgan yani itlerinin ovozini. Bu yakka yog'li itler. Kecha sizlerin badduolaringizdagi bandi bana navbat taks. Bana navbat taks. Gördünüz mü? Birinciden sizlerine baddualarınızdan keyin hakikaten bunlar ben de itlerge eylemişti. Görmeyizsizler mi? Menfaat, lavazım, haram, daromaddi. Hatta itlerge eylemişi yaptı. Hudayim Ta'ala yaratken mahlukatları işi de insanını mukarrem etip yaratken. Lekin lavazım, menfaat, lavazımda turuş orkalı, haram daromadlar topuşuna maksat kılgenler, hakikaten de bana amelde itlerge eğlendirişi yaptı özünü, gördünüz mü? Lavazım, menfaat, baylik ve hakeze, andi. Üçün it buluşkayım, tayyar bunlar. Biz tüzgen partiye bularga şunçalik nege dehşetli bu tüyliyet nege bunça hatta partiye toykattan ötmezlik için imzalar yığılmazlık için hatta it bulup hırışke bana ötüştü. Bana biz tüzgen partiyenin ahamiyetini bilip koyuzdur. Sizin hammalariz peşine derir buradan. Rız topuk, rızkar tebretip geliyapsızdır. Biriz dekan, biriz işçi, fermer, tedbirkar, şifakar, okutuşu, bakça, terbiyatçısı, mekanizatör, talebe. Ben de kesip egeleri sizde. Hemen eriz peşine teribiler. Rız derim, ailenin tebreti yapsızdı. Yaşlı, bu şey, maşakatlı ilim yolu da fundamental ilimlerini alışkendili yaptı. Lekin, partiye bana şu Uzbekistan'da kalaklıktan ab çıkıp terakki ettiriş, halkımızın hayatını yakışırlaş, balalarımızın mihnet muhacirliğinden kaytarış, şu yerde yukarı
iş haqqi ta'minlanadigan ish o'rinlarini yaratish, fermerlarga erkinlik berish, haqiqiy yerning egasi bo'lishi, ularning ishiga hech kim aralashmasligi, tadbirkorlarni ham xuddi shunday faoliyatiga hech bir idora aralasha olmasligi muhitini yaratadigan, sharoitini yaratishga xizmat qilaman degan partiyaga mana o'sha ro'yxatdan o'tish uchun imzolar yig'ilmasligi uchun it bo'lib urushga ham tayyor. Mana eshitdingiz. Tayyor emas, it bo'lib urishyapti. Mana xulosa chiqarasizlar. Bu biz tuzgan partiyaning xalqimiz uchun ne kadar ahamiyatli ekanligini, farzandlarimiz uchun, kelajagi uchun ne kadar ahamiyatli ekanligini, hatto siz azizler Allah'ın mukarrem etip dünyaya keltirgen yaratgan bendeler sizler. Lekin bunlar lavazım, haram daromad, manfaat deb mana o'z ixtiyorlari bilan itlerge eylenip buraya yaptı. Xulosa qilizlar. Partiyaga birleşiş için imzalarını halkımız nihayette faallik bilen berişik gerek ve imzalarını yığışımız gerek. Ana o şerinde bu itler hürelmeyi kaladı. Badduvalarız batamam icabat bo'ladi. Bu itler, bu itlerin arkasında turgan en olg'ir kattakon itler fitnelerini kengaytirib, chuqurlashtirib borishi mumkin. Menga ma'lumot kelyapti ki, joylardan hozir imzo yig'uvchilar yoki imzo beruvchilar haddan tashqari ko'payib ketdi, deyishyapti. Bu imzolarni yig'ish bo'yicha bu itlar va itlarning orqasida turgan qopqir katta itlar, to'ymaydigan itlar, mumkin maxsus guruhlar tashkil qilgan bo'lishi mumkin. Bundan maqsad nima bo'lishi mumkin? Birinchidan u guruhlar ham imzo beruvchilar ham imzo yig'uvchilar qiyofasida bo'lishi mumkin bu itlar. Bu itlar İnsan kıyafasında hakiki çoçka derecesine düşüşü mümkün. Ne makaladı? O şey, guruhlar, adam kıyafasındaki çoçkalar imzalarını yığıp, alıp, bizge yetkizmesinden yok atışları mümkün. İkinciden bu insan kıyafasındaki çoçkalar, şunda yıkılışı mümkün ki, fitne kozlar, o şey imzalarını sohta kılışı mümkün. O birinci baskışta toplayan imzalarımızda şimdi fitne kılışı oldu ki, bana ölüp gitgenlerine namıdan imza koyulgen, yok adamlarına namıdan imza koyulgen de. Bunlar hep aynıca fitne kılışı bu çocuklar ettiler. Güder katta azalden tecrübe giydi. Bunlar şu yollarda okudular. Ana o'shaning uchun imzolarni Adliya vazirligiga topshirganimizdan keyin bular bu cho'chqalar itlar ma'lumotlarini berib rejasini yuzaga chiqaradi. Va bulardan o'ta hushyor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun mana ko'rdilaringiz tashkiliy qo'mita a'zolarini, siyosiy faollarini telefoniga uzluksiz faqat it bo'lib hurva yotishibdi. Orqasida turgan katta itlar mana kichik kuchukcha itlarni qopishga, hurishga telefon orqali yo'llayapti. Albatta bular biz shunday fikrga kelib turibmizki, maxsus bir programmalar orqali qilinyapti.
Bu itler ularının arkasında turgan katta itler katta imkoniyatga ega. Moliyaviy, texnik jihatdan hammasi tushunyapsiz meni. Shunday ekan, hozir telefonlar orqali atiga 70 nafar tashkiliy qo'mita a'zolarining faolligi orqali 20 ming imzolarni yig'ish ishlari ko'ngildagidek bo'lmasligi mumkin. İmzalarını bunlar bana bu it çocuklar grupları goya ki imza yığıcılar sıfırda yukarıya itkenindik imzalarını yığıp alışı mümkün. Ve yönetmesi ki yok ki fitnelerine kılışı mümkün. Biz adli vazirliğe taşı verdik. Şunun için biz şimdi fikirge geldik ki 70 nefer siyasi faaller, teşkili komuta azaları, onların kongrakları, menzillerini kursatış bilen Kongul'daki de maksatlarımızı eriş almasakımız havfu var. Şu cihetten halkımızın özü siyasi ayakta duruş gerek. Bana ferezle. Rusya Putin rejimi Ukrayna toprağına bastırıp kirdi, agresiya kıldı. Putin rejiminin koşulları fakat dastlabki vakitte Ukrayna halkı ve onun kurallı güçleri durdu karşı. Başka ama tamaşabın boptırdı. Şu cümleden Avrupa memleketleri kuzatıp durdu. Çünkü Ukrayna'nın Rusya koşulları 3 gün ya da 1 haftada tiz çöktürdü degen tasavvur var. Lekin Ukrayna halkı mart, davirak, cesaretli millet ayağa durdu. Ve Putin rejiminin 3 günde ya da 1 haftada Ukrayna'nın tiz çöktürdü tez çöktürdü degen tasavvurlar puç ekenliğe özünün ana zemini için Ukrayna halkı kattık güreşini hiç kaçan teslim bulmasını onların cenge var ekenliğini bütün dünya körgenden giyen sekin onlara yardım gekip boşuna kud düşündüğü hazır partiyene ro'yxatdan o'tkazish uchun talab etiladigan eng kamida 20 ming imzoni biz xalq bo'lib bir mush bo'lib o'zimiz joylarda, mahallalarda tashabbus qilinish kerak mahalla ahli. Bu itlar, cho'chqalarning rejasi fitnalari amalga oshmasligi uchun har bir mahallada faollar, oqsoqollar, nuroniylar ben iltimos qilaman. Farzandlarimizga yaxshi jamiyat qoldirish hammamizni yuragimizda bor. Shunday ekan, har bir mahallada oqsoqollar maslahatlashinglar, nuroniylar. Mana shu imzo berish, imzo yig'ish uchun yosh noqiron yigitlardan kichik guruhlar tuzizlar, 2-3-5 nafar. Ularga sizler maslahat verip tirgak bo'ptirizlar. Her bir mahallede gelip imza veradigan yoki imza yig'iladigan bir joy, havli ajratizlar. Mana tadbirkorlar, fermerler, sizler xususiy mulk egalari, binolar egalari, sohibi sizler. Ham shu partiya ro'yxatdan o'tsa tadbirkorlarga, fermerlarga, biznesmenlarga erkinlik ta'minlanadi. Bugungiday ama türlü idaralar, şahslar aldığında egilip durmayız. Şunun için sizlerin kusuri korxonalarınızdaki binalarda imzalar yığışlarını taşıklıyızlar. Kolastırlarınızda kança adımlar, işçiler var. Onlarını cevap kılıyızlar. Gel, halkımız, milletimiz, kengi kiredigen avlatlarımızın takdiri hakkında getirip. Bizden bir başka rivojlangan mamlakatlardagi xalqlarday
erkin, farovon hayotni ta'minlaydigan jamiyat qurish haqida ketyapti. Milliy davlatchilikni barpo etish haqida gap ketyapti. Shunday ekan, tadbirkorlar, fermer, biznesmenlar, sizlarga Alloh iqtidor, qobiliyat, iste'dod bergan. Shu sohada. Sen shu partiyani tuzsak, hozirgi tuzumni qonuniy asosda erkin saylovlar orqali o'zgartirsak, milliy huquqiy davlatchiligimizni erkin demokratik jamiyatni barpo etsak, axir sizlar eng kamida erkinlik va tadbirkorlikni rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Shuning uchun mahallalarda imzolar yig'uvchi guruhlar tashkil qilinsinlar va oqsoqollar bu masalada sizlar yo'l ko'rsatib turasizlar, imzolar yig'iladigan joylarni belgilaysizlar, hovlidir, mahalla guzari bo'lar, tadbirkorlar, fermerlar o'zlarizning xususiy mulkingiz bo'lgan binolarda tashkil etasizlar. Xullas, sizlarga xodim xizmatchilarni, ishchilarni jalb etasizlar. Qonunda ko'rsatilganki, partiya ustavi qabul qilingan kundan e'tiboran bir oy muddat ichida Adliya vazirligiga biz o'sha ta'sis hujjatlarini, partiyaning ustavi, dasturi, ta'sisiy izini qarori bilan birgalikda 20 ming kamida imzoni topshirishimiz kerak. Biz partiyaning ta'sisiy izini 16 aprel kuni o'tkazib, o'sha kuni ustavini qabul qildik va partiya tuzildi. Demak, biz imzolar yig'ish va bu yig'ilgan imzolarni ta'sis hujjatlari bilan Adliya vazirligiga 16 mayga qadar topshirishimiz kerak. Demak, biz 15 mayga qadar imzolar yig'ish huquqiga egamiz. Lekin kun tez o'tadi. Bu 15 maygacha hali bor degan bunaqa xotirjamlikni yo'lidan bormasligimiz kerak. Mana shu 30 aprel yoppasiga mana shu partiyaga birlashish uchun imzolar berish va imzolar yig'ish kuni ham bo'lish kerak. Bu 30 aprelda bo'ladigan referendumga bu imzolar yig'ish, imzolar berishni daxli yo'q. Faqat men so'radimki, o'sha referendumdan bir kun oldin, ya'ni shanba kun ertalab soat 8 dan boshlab o'sha referendumga ijobiy yoki salbiy tarzda biz faollar, imzo beruvchilar, umuman vatandoshlarimiz tomonidan targ'ibot ishlari olib borilmasi kerak. Va iltimos qildimki, o'sha referendum o'tkaziladigan binolarda uchastka referendum komissiyasi joylashgan binolar va ularning atrofida imzolar yig'masizlar dedi. Qolgani 30 aprelda yoki mana ertaga 29 aprelda imzo ishlari, yig'ish ishlarimiz ketaveradi jadal. Agar u bu yerda imzo yig'ishga to'siqlik qiladigan yoki qarshi harakat qiladigan bo'lsa, hamma joyda videoga olasizlar. Dalolatnoma tuzasizlar. Bizning konstitutsiyaviy va qonuniy huquqlarimizga kim qarshi harakat qilsa, u kimligidan qat'iy nazar, qaysi darajadagi rahbar yoki shaxsligidan qat'iy nazar qonunda oldiga javob berish kerak. Avorni yuqorida aytganimdek, qoyillar biyovoni bo'ladi. Bunday shaxslar eshitib qo'ysin va ijrochilari ham. Albatta, men hamma joyga faollarga aytayapman. Qayerda ozgina bizga qarshi imzolar yig'ishga qarshi harakat bo'lsa, darhol menga xabar yetkazsizlar va dalolatnoma tuzasizlar. Eng kamida videoga olasizlar. Ana qarshi harakat qiladiganning orqasidan kelsa, men konstitutsiyaning 34-moddasiga siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning
Tek işleyen şu cümleden 5. 6. maddelerini den amayım ben. Karşıma de bir yazıp versin deyip eğittim. Kanı kaçsını? Orkasıdan geledi. Yok, koledan geledi. Çünkü ben iltimas kılamam. Bana Ukrayna halkı kandı bir millet olup ayağa durup dünyanın ikinci harbi devleti degen Rusya'nın ve onun tasavvurunu bana küçük çıkardı. Ekelimler bizim el bulup özümüz için vazetlerimizin geleceği için yakışı bir obat hayatını, cemiyetini kuruşka hizmet kıladıkken partiyaya birleşiş için imzalarını özümüz joylarda teşkil ettim, faal bulup yığaylık ve bizge şahsen menge bana uyum açıp imzalarını her bir memleketinizin tumanıdaki mahallelerden vakiller yubarım, yubarım bana özüm, bana uyumda kabul kabul aman. Siz de mi şöyle bu bitkin? Etibarlar için teşekkür ederim.